Hatun sana duymasan sevgilim üzülmem buna. Merhaba. Alıştım yıllar yılı ben yok oluna. İyi, sen nasılsın? Tek... İyiyim ben. Hoş geldin. Kahve yaptım sana. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Gel. Hastayım ya, 2 gündür kendime gelemez. Hala hasta mısın? İyiyim şimdi. Güzelim. İçmişsin ama bak. Birazcık içtim. Tadına baktım nasıl olmuş diye. Sert olmuş mu falan. Tamam, teşekkür ederim. Ceyda da bize hediye getirmiş. Ha, evet, bize de getirmiş. Çok sağ güzel. Sağ olsun. Gel otur. Selam. Nasılsın? İyiyim. Kusura bakma kankam. Sana bir şey olmuş böyle. İyimser olmuş. Yok. Mutluyum şu anda. Tamam. Gerisini anladım. Görünemi yok ki. Tamam. Anlıyorum da. Sanki orada bir şey varmış gibi hissettim. Yok, hiçbir şey yok. Değil mi? Anladım. Annen gelmiş değil mi? Evet. Sen yoktun, hastaydın. Ne Senle oldu? De konuşmak istiyordu ama işte. Ne konuştunuz? Ya annem biraz bana da kızdı yani. Sen dedi. Ben de zaten yapmak istediğim şeyi yanlış yaptım. Sen de dedi iyice elinden bırakmışsın yani. Bir şey mücadele etmemişsin benim gördüğüm kadarıyla. Sadece seviyorum diyerek hiçbir şey olmaz. Ben sende mücadele görmüyorum dedi. Haklıydı. Yani. Sadece seviyorum diyerek olmuyor. Evet. Doğru. Bazı şeyler için mücadele gerekiyor. Göstermen gerekiyor. 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 Ne? Hı? Söyle. Dur. Daha bugün ilk günüm ya, biraz iyi olayım. İyi olacaksın. İyileştireceğim ben seni. Ne yani? İyileştiremez miyim? İyileştirirsin tabii ki. Şimdi sen benim hatalarımı görebiliyorsun. Ben senin hatalarını görebiliyorum ama... Ya çok ben teşekkür ederim. Tamam. Ben sade içiyorum zaten. Harika. Çok, çok teşekkür ederim. Ama arada böyle bir ayrılık yaşandığı zaman hani bir oturup düşündüm ve fark ettim yani. Göremediğim şeyleri görebildim. Aynen işte yani böyle en başından konuşsaydık mesela böyle bu durumda olmazdık buna emin ol. Hoş geldin. Gel abi. Hoş bulduk abi. Hayırdır abi, ne oldu? Melis, pes etmek yok. Saçmalıyorsun şu an. Bence de. Melis pes etmek yok. Aynen Melis bu değil. Sen daha iyisini yapmış olacaksın. Evet. Sen daha iyisini yapıyorsun. Kahve değil yani, anladın mı? Rekabet denir buna. Bak bu ocağın altında. Neyse dur, ben devam ediyorum. Sen durdun ama. İzledik bize ama abi. Ona göre kapatma. Allah Allah. Allah aşkına. Gerçekten bak. Şu an bakırsan Batuhan'la Ali gibi yapmış olursun. Bırakmayacaksın. Bu sen değilsin. Lütfen. Rekabet hadi. Edeceksin. Hayır, pes etmeyeceksin. Kalk. İstiyorsan kesinlikle etmeyeceksin Melis. Kesinlikle etmeyeceksin. Yani gerçekten. Ha. Evet. Aferin. Hayır, gitme Melis, yemeği hazırla. Gitsin ama kötü bir şey yapma. Gayet Melis hazır. Kız ol, tamam mı? Ne? Gitme bence. Yemeğini hazırla. Oraya gidip kendini küçük düşün. Bence de. Gerek bence yok. Bence de Melis. O yemeği gel, hazırla. Gel. Gel yemeği hazırlayalım. Sakin. Bak o yemeği hazırla. Gidersen koy buraya. Ona istediğini verme. Ya senin yaptığın daha iyisi. Şu an zaten emin ol izlediğinizi biliyorlardır. Gel bak o yemeği zaten bitir ondan sonra. Önce hazırla. Batuhan'ın yaptığını yapma. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi. Kahve götürmüş. Burada haberiniz yokmuş gibi yapın, tamam mı? Aynen, kahve izlemedik gibi. Aynen, kahve içecektik de o götürmüş. Hiçbir şeyden evet, haberimiz yok, izlemedik. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haftalardır o kadar çok baskıya dayan, tamam mı? O kadar çok söylenilen söze dayan. En kötü ilan edil, tamam mı? Evet. Öyle edil, böyle edil. Ondan sonra gel şurada 2 tane gördüğün görüntüye gözyaşı mı döküyorsun sen? Bir tane kahveye. Yani gerçekten, evet, buranın ne kadar zor şartlarda olduğunu biliyorum, farkındayım. Başlı başına kurallar içerisinde olduğumuzu biliyorum. Sadece şunu istiyorum. Dışarıda olsaydım çok daha farklı olurdu. Ama burada yaşananlar herkesin göz önünde yaşandığı için senden rica ediyorum. Çünkü yakınsın. Ki Mehtap aslında kimsenin sözüyle hareket edecek bir kadın değil. Sana da yeri geldiği zaman ne kadar acımasız yorumlar yaptığını ben biliyorum. Kendi içinden ne geliyorsa onu yapıyor, onu söylüyor. Evet. Tamam.
sadece yaşadıklarına saygı duysun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yaşadığı ilişkinin bir saygısı olsun. Konuşurken bizim birlikte yaşadığımız bu ilişkinin bitse de bitmese de, onda bitmiş olsa da olmasa ki ben onda bittiğine inanmıyorum. Ben onu görmüyorum. Asla gözünde de yüzünde de görmüyorum. Tamamen bunları maksatlı yapıyor ama beni zedeliyor. Bendeki mektubu bitiriyor. Bunu yapmasın. Benim ricam aslında tamamen bu. Bunu yaparak ben öyle bir adam değilim çünkü. Bak o istiyor ki ben sinirleneyim, gideyim, bağırayım. E tamam, amacına da ulaşıyor. Onu istiyor. Onu istiyor. Devamlı inişler çıkışlar olsun istiyor. Ben öyle bir adam değilim. Ben bunları yaşadım, bitti. Artık ben sakinlik, huzur istiyorum. Tamam, beğendim. Güzel bir yola girdik. Çok güzel şeyler yaşadık. Haksızken de gittim, özür diledim. Başından aşağı güller döktüm. Haklıyken ben. Ama yani devamlı böyle bir ilişki yaşanmaz. Gün gelir tamamen içimdeki mehtap biter. Ondan sonra gözüm görmez. İnsanları gerçekten sakinleştirebilme özelliğim var benim. Benim eğer ben sinirlenmiyorsam. Anne derim, bağırmadan konuş. Ben seni zaten anlayabiliyorum. Tahammülün lütfen çok, evet. Daha hani sakin. Ben zaten senin hak veriyorum mesela. Önce hak öyle verdiğim başlıyor. Zaman evet, karşımdakine. Bravo, ha, bana hak veriyor. O zaman ben onun daha... Evet, hani hemen düşüyor balans. Ben onu evet, çözdüm sen zaten. Ben de öyleyim, ben de. Evet, önce bu çok güzel bir şey. Önce karşıdakine onu söylüyorum. Ya tamam haklısın ama bak şurada bir yanlış var. O tamam haklısın var ya, evet. O karşıdakine o çok... pamuk yapıyor. Tamam. O ses tonundaki naiflik var ya, evet, iyice içini ısıtıyor. O karşındaki hemen ya. Dinlemeye kesinlikle. Dönüyor. Ne olur, sen yeter ki sen...